Merhaba arkadaşlar. Bu videoda compute kalıbından bahsedeceğim. Compute kalıbı aslında SQL'deki alt sorgular gibi düşünebilirsiniz. Veya as'le farklı fieldlar oluşturabiliyoruz SQL'de. Onun alttaki karşılığı diyebiliriz. X++'daki karşılığı diyebiliriz. X++'da daha önce de belki bahsettim. SQL'deki bütün özellikleri ne yazık ki desteklemiyor. Ama 2012 ile gelen ve 365'te de devam eden bu özellik bayağı kullanışlı. Nerelerde kullanılabiliriz diye birkaç örnek hazırladım. Gerçek hayatta kullandığım bir iki örneği de burada göstereceğim. Basit bir view yapıp bunu işte sales line veyahut da purchase line'dan yapabiliriz. Satış miktarıyla satış fiyatını çarpıp satış tutarını elde edecek bir metot yapalım ve bunu view'de gösterelim. Şöyle hızlıca örnekle başlıyorum. Şimdi out açtım. View. Yeni bir view diyorum. Buna FD purge line view 1 diyelim. Şöyle aldım. Data source olarak sadece purge line'ımız olsun şu anda. Bunu bir query yapıp da koyabilirim ama tek data source'um olduğu için bu şekilde sürükleyip bırakıp da yapabilirim. Kaydettim. Şimdi bir iki tane field koymak için yeni sayfa daha aç diyorum. İşte burada purge id, purge kütüye, purge price ve purge status koyalım. Şöyle sürükleyip view'e bırakıyorum. Kaydettim. Şöyle derledim. Açtım view'i. Evet, gördüğünüz gibi purge price ve purge kütüğümüz var. Ben istiyorum ki bu ikisinin çarpımı da bir sütun olarak burada gözüksün. Normalde buraya display metot yazabilirim ama display metot biliyorsunuz biz SQL sorgusu değil. Ayrıca onu filtreleme gibi bir imkanım yok. Ama eğer compute kolum yaparsam bunların ikisine de sahip olacağım. Yeni bir metot diyorum. Şimdi bu yeni metot private olacak. Bir kere statik olacak. Private statik olduktan sonra bunun bir geri dönüş tipi olacak. Biz şimdi burada ne döndü? Yani bu her zaman aslında string dönmek zorunda ama farklı şeyler de olabilir. Bunu tabii server'da çalışacak. Server str geri dönüşünde. Bunu da line amount FD. Çok önemli değil. Şimdi tabii bir benden şu anda geri dönüş bekliyor. O geri dönüşü yazacağız. Return diyelim. Return değil. Bir tane klasımız var. CS computed column diye. CS computed column. Burada bir sürü özellik var ama biz multiply yani çarpmayı bugün kullanacağız. Gördüğünüz gibi iki tane expression bekliyor bende. Expression 1, expression 2. Yani bu iki expression'ı çarpacak aslında. Nasıl bir expression yazmamız lazım derseniz CS computed column return field kullanacağız. Yine o expression'ları getirmek için. Şöyle return field. Bakın return field table name, data source name ve field name bekliyor. Buraları table str, identifier str ve field str ile yazabiliriz. Table str. Bizim buradaki table'ımız zaten purge line'dı. Purge line. Şu data source'un da adını birli değil de şöyle yazalım. Identifier str kullanalım. Identifier name değil de identifier str yine first line. Bir de neye ihtiyacım var? Aslında field str'ye ihtiyacım var.
Field str'de field str field str'de aslında iki tane şeyi alıyor. Birincisi ne purchase line, sonra sales QTE olsun bu da. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi aynısından bir tane daha ihtiyacım var. Sonra kapatırsam. Sales yazdım. Purchase olacaktı. Evet. Tamam, derledim, hata yok. Şimdi ne yaptım? CSS computed column multiply dedim ve return field'la bu iki tane expression alıyordu gördüğünüz gibi. Purge line'ın data source bu. Bu tablo ismi, data source ismi, bu da field'ın ismi. Bu iki field'ın çarpımını bu metotla geri dönder dedim. Şimdi gelelim view'imize gelip sağ tıklayıp yeni bir tane computed column ekleyeceğiz. Benim ekleyeceğim geri dönüşü ne olması lazım? Real olması lazım. Sonra buraya gelip bakın view methods'da benim kendi metodum görünüyor. Bunun field'ın ismini de düzgün bir isim yapalım. Sonra kaydediyorum. Derledim. Eşitle diyorum. Ufak bir hata verdi. Bakalım bir sonucuyla yazımla ilgili bir sorunumuz mu var? Açtım. Evet, line amount hepsinde boş geldi. Demek ki yazımda bir hata yaptık. Tekrar yazıma bir bakalım. Pardon, burada yaptığım hata tablo ismi benden istiyordu ama tablo ismi aslında view'in ismi olacak. Biz gittik data source'un yani bizim tablomuzun ismi gibi düşündük. Aslında şöyle yapmam gerekiyordu. Bir daha view'i eşitleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi çalıştı. Hatta şu satır daha iyi gösteriyor. 2 ile 3314'ü çarptığımda bu rakamın çıktığını görüyorum. Tabii bunun güzel tarafı ben burada her türlü filtrelememi artık yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Yani bu bir aslında sorgunun sonucu olarak bana döndüğü için display gibi değil de direkt sanki bir field'miş gibi davranıyor. Dolayısıyla böyle bir view yapıp bunu formlarınızda kullandığınız zaman çok daha kullanıcı dostu bir hale getirmiş olabilirsiniz. Peki başka neler yapılır? Birkaç tane örnek yaptığım bir yer var. Oraya geçeyim. Oradan bir iki tane örnek göstereyim istiyorum. Şöyle bir tane genel muhasebe küpü için yaptığım bir view'de kullandığımız bir şey. Birkaç computed kalın. Örneğin accounting currency amount'un her zaman -1 ile çarpılmış hali istemişler. Reverse hali. Onu gördüğünüz gibi bu şekilde döndürebilmişiz. Mesela invoice amount denmiş ki accounting currency amount sıfırdan küçük olduğunda accounting currency amount'u göster, değilse sıfır göster. Yani her zaman belli income'ı göster. Yani geliri göster veya outgoing'de de tam tersini göster gibi. Yani gelen datanın değerine göre de farklı şekillerde gösterim yapabiliyoruz. Bu kod çok ilginç. Bu kod da aslında AX'da değil de yaptığım küplerde göstermek için işe yarıyor. Herhangi bir inam değeri. Şimdi bu mesela bu küpte inam değeri olarak ne varmış? Hangi alan bu? Posting layer mesela. Posting layer'ın string karşılığını göstermek için yapılmış bir şey. Bu ne yapıyor gördüğünüz gibi? Şurada bir switch var. O switchle değeri alıyor. O değerle şurada da inamın string karşılıklarını yazıyor. O inamın string karşılıklarını bir field olarak view'e eklemiş oluyor. Dolayısıyla kullandığınız herhangi bir dış uygulama, o view'i kullanan dış uygulama otomatik olarak inam karşılıklarını görüyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi inamın db'deki karşılığını değil de gerçek karşılığını görmüş olabiliyor.
Bu şekilde birçok farklı kullanımı var. Gayet faydalı. Ben mümkün olduğunca yoğun bir şekilde kullanıyorum. Performans açısından dikkat edilmesi gereken hususlar var tabii ki. Bu yine SQL bilginizle alakalı. Yaptığınız alt sorgular, yaptığınız bu işlemlerin sorgularınızı ne kadar yavaşlattığını hesaba katmanız gerekiyor. Onun dışında gönül rahatlığıyla yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi seyirler.